daha devam ediyor ya. Tabii tabii, oradan yukarı çıkıyor işte. Diğer devam ediyor. Evet, tamam, devam ediyor. O ayrı bir risk, bu da ayrı bir risk. Burada birleşiyorlar. Evet. Evet arkadaşlar, burası birinci etap Kafe 24.00. Burada güzel mekan, dağın zirvesinde, hemen böyle Muzyon dağlarının eteğinde. Yani kaymanıza da gerek yok, gelip burada bu havayı soluyabilirsiniz. Gerçekten muhteşem. Şöyle göstereyim. Tüm her yer ayaklar altında. Evet, gelen iki kayakçı arkadaş. Evet, şu anda ikinci etaba doğru çıkıyoruz. Az önce oturduğumuz kafe. Taksana ya. Bizim uçlu yer burasıydı bak. Yok ya, öyle aslında geliyorlar. Havadan öyle gözüküyor bence. Aynen. Baksana, burada her tarafı kaymışlar. Lan ta nereye çıkıyor bu ya? Munzur'un zirvesine çıkıyor işte yani. Şey. Sanki şey, uzay boşluğunda gidiyormuşsun gibi geliyor şu anda bana. Acayip bir duygu gerçekten. Sanki uzay boşluğunda gidiyorsun şu anda. Havada gidiyor ya, hiç böyle şey yok. Muhteşem bir manzara var ama arkada var ya. Harika ya. Evet. Snowboardçular her taraftan gidiyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda zirveyi bulduk. Ama gerçekten inanılmaz bir soğuk var şu anda burada. Dehşet bir soğuk var yani. Kaymayın, çok soğuk, ellerinizden. Bulutlar, baksana zirveye çıktık ha, bulutlar altımıza kaldı, vay anası. Muzur'un yani şu anda hemen hemen 3000 rakıma çıktık biz ha, sana söyleyeyim. Bence daha fazla. Yok yok, o kadar ya. Kılıçkaya. Evet. Müthiş bir manzara ama arkadaşlar, gelsin. Elim dondu ya. Parmaklarımı hissetmiyorum valla. Şehir hiçbir şey gözükmüyor şu anda ha. Hiçbir şey gözükmüyor. O şey, makine bile bu sustan alsın sen. Çok soğuk. Alo. Ben sen arayayım mısın? Ben Ergen, o kayak testlerinden şeydeyim. Teleferikteyim, çok soğuk. Telefonu tutamıyorum. Tamam. Ellerim dondu çünkü, görüşürüz. Tam öyle geldi. Güzel, sizi çekeyim biraz böyle aşırı bu yanına.
Tabii lan, havada ısınıyor. Biliyorsun. Yelenciler. Sağ olun. Size de. Evet. Kayan arkadaşlar böyle aşağı doğru şu anda güzelce kayıyorlar. Ama evet, hep çapraz hareketler yapa yapa o şekilde kayıyorlar. Bak, bize çok dik geliyor aslında. Değil. Değil, yani, değil. Değil, dik değil. Sen çok rahat kayarsın. Alsana. Şu hareketi yapacağız sadece ya. Git, oradan dön. Oraya git, oradan dön. Çok böyle dik değil ya. Bize öyle geliyor. Hı. Burada tam hızlanacak güzel bir yer ha. Burada da. Snowboardçular öyle arkadaşlar. Evet, şu anda Ergen Kayak Tesislerindeyiz. Yanımızda Kılıçkaya Köyü'nden Kenan Düzgünkaya. Kenan Düzgünkaya abimiz yanımızda. Gerçekten mükemmel kayıyor. Denk geldi, şimdi görüşlerini alalım. Nasıl, pist nasıl? Daha önceden burada kaydın mı? Hocam 4 yıl önce gene burada kaydım. Güzel burası. Buranın güzelliği, pistleri çok geniş. Bu 3. etapta kar oldukça iyi. 2970 metre yüksekliği var. En yüksek yeri. Oradan aşağı yukarı 8,5 kilometre normal pist var. 12 kilometre de dolaşım pisti var. Yani pistlerimiz çok iyi. Bazen basılmadığı oluyor, o zaman kötü. Yalnız her gün bu son zamanlarda hem yukarı müsait oldukça açılıyor, hem de pistler oldukça iyi. Siz şimdi en yüksek nokta 2900'den başlıyor. 2970 metre, çok, evet. Çok yüksek bir rakım ya. Evet. Burası Ercan'daki Kılıçkaya Akbaba Tepesi. Tunceli'yle Ercan arasındaki en yüksek tepe. Evet. 1460 metre. Evet, burası da 100 metre daha aşağı. Evet. 3300 metre en yukarı Sabe Dağı bizim. Sabe Dağı 3300 küsür. Ya 2970 metreye kadar teleferik var. Yani şey olarak çok güzel. Yani şu anda bilhassa aşağısı biraz sıkıntılı sıcak olduğu için. Yalnız 3. etap mükemmel. Sadece buraya kaymak için de gelmesinler. Yani teleferiklere gezebilirler de. Tabii. Güzel bir yani, kafemiz var. Yakında da aşağıda da açılacakmış. Yalnız şu anda yani doğa olarak, temizlik olarak güzel bir bölge. Ben uzun süredir kayıyorum. Her yerde kayıyorum. Çok yerlerde. Yani 30 senedir aşağı yukarı. Yani burayı da güzel diyebiliriz. Hepinizi bekliyoruz. Yani gelin görün. Şey değil. Kenan abi süper gidiyor vallahi. Kenan abi baksana. 18 yaşında kayaklar gibi gidiyor. Bak 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 bak. Yaşında en az 65 var, ben sana söyleyeyim. Ama canavar gibi gidiyor, yemin ederim. Süper gidiyor, baksana. Evet, şu anda snowboard öğretiyor biri diğerine. Ya
Evet arkadaşlar, bungalovlar yeni yapılıyor. Hemen Ergen Kayak Merkezi'nin girişte sol tarafına düşüyor. Ama tamamlandığında gösteren konum olarak çok güzel bir yerdeler. Daha bitmemiş şu anda. Herkese merhaba. İsmail ben. Ankara'da yaşıyorum. Kayak sporu malumunuz çok keyifli. Onun için Ankara'dan Erzincan'a geldim. Şu anda Ergan Kayak Merkezi'ndeyiz. Merkezde takımlarımızı aldık. Şu anda teleferikte birinci etaba doğru çıkıyoruz. Sabahtan geldik Murat abiyle, o da kendisi Erzincan muhabiri. Onunla bir keşif yaptık. Birinci ve ikinci etaplara çıktık. Gerçekten burası muazzam. Yani ben böyle olduğunu bilmiyordum. Bütün kayak severlerin kesinlikle buraya gelip buraları keşfetmeleri ve burada kaymaları gerekiyor. Birçok kayak merkezini gördüm ama burası gerçekten çok 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 daha güzel. Çok pistleri çok geniş ve çok keyifli ve zaten dağlar görüyorsunuz, her taraf kar. Kar da çok güzel, bayağı güzel kar yağmış burada. Ben de şimdi birinci etaba çıkıyorum, orada kayacağım. Çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Bütün kayak severleri, bütün ilgilileri Erzincan'a, oradan da Ergan Kayak Merkezi'ne bekliyoruz. Ben geldim, sizler de gelin ve bu anın tadını, keyfini hep birlikte çıkaralım. Herkese selamlar, hoşça kalın. Korma. Evet, İsmail arkadaşımız pratiği var ama burası bayağı dik. Kontrollerini biraz yapmaya çalışıyor. Ayakta durabilirse tabi. Sen bu gidişle T'in oraya 50 kere düşersin, sana söyleyeyim ben. Evet, hoş geldiniz. Nereden geldiniz? Ankara'dan geldik ama buralıyım. Kılıçkaya. Peki yani her sene geliyor musunuz böyle kayma? İlk defa geldik. Çok istiyorduk da buraya ilk defa geldik. Nasıl peki? Memnun kaldınız mı? Çok zor. Öyle mi? Hani Ilgaz'a, Erciyes'e göre zor. Hı hı. Burası biraz profesyonel. Kaç kişi geldiniz? Eşimle geldik. İki kişi. İki kişi. Kaç gün kalacaksınız? İki gün. Yarın geri gidiyoruz. Evet, iki günlüğe buraya kaymaya geldiniz. Çok güzel. Beğendiniz mi peki pisti? Beğendik. Kar çok güzel. Pistler çok büyük, çok geniş. Çok güzel. Özellikle profesyoneller için ideal pist. Evet. Yani ekip yukarı çıktı. Akbaba pistiymiş orası. Öyle mi? Ben cesaret edemedim oraya. Daha evvel güvenemedim kendime, yani biraz acemi olduğum için burada aşağıda kaldım. Hı-hı. Bu sene ilk defa yukarı çıktım mesela. Bu sene de yukarıdan aşağı inmek istemiyorum. Evet ama orası çok güzel ya. Orası muhteşem. Karı çünkü hava şey biraz daha sert ya. Evet orada. Sert. Karı daha değişik. Burası yumuşadığı için aşağı doğru biraz daha yumuşamış. Biraz buz tutmuş diyorlar. Ya. Ama burası yukarısı harika. Gerçekten evet. Düşünebiliyor musun? 2970 metre evet, kadar evet, çıkıyorsun. Evet. Bulutların aynen. Üstüne çıkıyorsun ya. Aynen, biz dün Ovacık'taydık. Evet. Kayak merkezinde. Orası şey, artık basıyorsun bu kadar gömülüyorsun şey içine. İyi değildi yani. Doğru. Burası ama gerçekten çok harika. Çok harika. Evet. Buranın ama soğuk, yani bu soğuk daha buradan Nisan'a kadar kayılır zirvede. Zaten öyle diyorlar. Seneden seneye fark ediyormuş ama yani bundan dediklerine göre 3. ay da kayılabilir. Ondan sonra çünkü bazı hava şartlarına göre bu sene biraz yumuşak geçti. Evet, aynen öyle. Bu sene biraz yumuşak geçti yani hava. Ben hatırlıyorum mesela 2022'de ben buradaydım. Hı hı. 2022'de 3. ayın 4'ünde gelmiştim. Bir hafta sonra dönmek istedim, gidemedim. Havaalanı falan bütün şeyler hep iptal oldu. Evet, evet. Uzatma zorunda kaldım. 3. ayın ortasına kadar hala kar yağıyor. Evet, şeyde. Bu sene biraz daha yumuşak geçti. Ama yine de yeterli kadar kar var yani kaymak için. Çok biz harika. Ovacık'taki vatandaşlarla da konuştuk. Onlar yani her sene 4-5 metre kar yağdığını söylüyorlar.
Bu sene maalesef işte 1-1,5 metre falan ancak olmuş. Doğru. Yani. İklimler değişti ya. İklimler değişti evet. Ama seneden seneye de fark ediyor. Bazı seneler gerçekten az yağıyor. Bazı sene biraz daha fazla. Ama yine de güzel, gerçekten güzel. Şey dediğim için dediğim gibi kaymak için geldik. Harika ya, güzel gerçekten. Evet. Güzel. Aşu yüksek. Otur önüne doğru ayaklar. Ayaklar öne. Ayaklar öne. Aygen'e bak. Bana bak. Gel. Aygen gel geri gel. Bırak Aygen gel geri gel. Karşıya bak. Karşıya bak. Aygen'e bak. Bana bak. Karşıya Aygen'e bak. Ergen kayakçısıyız ve Erzincan'ın en küçük kayakçısıyla birlikteyiz. Ne hissediyorsunuz? Kimsiniz? Tanıyabiliriz. Merhabalar, ben Aygen Yurt. Ankara'dan geldim. Ergan'ı çok beğeniyorum. Her sene gelmeye çalışıyorum. Çok güzel bir dağ var. Türkiye'deki birçok pistten daha güzel olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda milli sporcuyum. Elif Şahri'yi kaydırdım. 2 yaşında dağların en küçük kayan sporcusu diyebiliriz. Geleceği şampiyon olacağını düşünüyorum. Çok başarılı, çok cesaretli. Burada olmaktan çok mutluyum. Buna bakıyorsun. Gel. Aynen bir tık geri git. Bırak kendine. Arkaya oturmuyorsun, bana bakıyorsun, yere bakmıyorsun. Elif kafanı kaldır. Kaldır, gel. Karşıya bakıyorsun, karşıya bakıyorsun, arkaya oturmuyorsun. Arkaya oturmuyorsun, karşıya bakıyorsun. Hoppa! El sallayalım. Bak. Efendim? Evet, kayakçımız başarılı. Bazen yorulduğu için böyle küçük huysuzluklar olabiliyor. Ama çok cesaretli. Bir daha kayalım mı? Tamam. Babaya bak, karşıya bak. Aslan'a bir vatandaşı götürecek ekibi.